Merhaba sevgili satranç severler. Bugünkü videoda 1961 yılına gidiyoruz. O zamanki adıyla Yugoslavya, bugünkü adıyla Slovenya'daki Bled kasabasında bir turnuva düzenleniyor. Bu turnuvaya Amerika'dan Robert James Fischer de davet ediliyor. Henüz 18 yaşında. Fischer, Ruslara karşı diyebiliriz. Sovyetlerden kimler yok ki bu turnuvada? Dönemin şampiyonu Botvinnik dışındaki tüm kuvvetli oyuncular bu turnuvada. Unvanı yeni kaybetmiş olan Mihail Tal ki bu turnuvada birinci oluyor Fischer'in önünde. Tigran Petrosyan, bir sonraki şampiyon. Paul Keres, Botvinnik döneminin uzatmalı 2 numarası efsanevi oyuncu. Grigoric, Geller ve daha kimler var ki bu turnuvada. Bakalım Fischer bu turnuvada nasıl oynamış. Turnuvayı ikinci sırada bitiriyor ancak hiç mağlup olmuyor. Tal'i de yeniyor bu turnuvada. Tal Fischer'e yenilmesine rağmen Fischer'in bir puan önünde. Turnuvayı birincilikle tamamlıyor. Turnuvadan sonra Sovyetler Birliği oyuncuları kendi aralarında Fischer hakkında şu cümleyi kurmuşlardır. He played recklessly. Yani pervasızca oynuyor, gözü kara oynuyor. İleride adeta iyi yerlere geleceğini tahmin etmişlerdir Fischer'in bu turnuvadaki performansından sonra. Bakalım gözü kara Fischer dünya şampiyonlarının belalısı Geller'e karşı nasıl bir performans sergilemiş? Beyazlar Fischer, siyahlar Geller, 1961 bilet satranç turnuvası. Evet, beyazlardan E4. Fischer kariyerindeki en önemli hamleyi tercih etti oyuna başlarken. Best by test dediğimiz bir E4 hamlesi test edildi, onaylandı. Açılışta en iyi hamle demiştir Fischer. Siyahlardan E5 Keres merkezde Fischer'i karşıladı. At F3 gelişim, merkez piyonuna baskı, at C6 gelişim, piyonu tuttu. Fil B5. İspanyol açılışının belirleyici hamlesi. 1600'lü yıllarda İspanyol rahip Ruy López tarafından geliştirilmiş ve araştırılmış bir varyant. Şimdi fikir tabii ki E5 piyonuna baskıyı dolaylı yoldan arttırmak. Çünkü koruyucu taşa saldırı gerçekleşti. A6. Amerika şampiyonu, eski gayri resmi dünya şampiyonu Murphy'nin hamlesi. Fili sorguladı. Şimdi alırsa kırışma devam yolu olur. Çekerse de baskıyı devam ettirir. Fil A4 ile ki ana hamle fil A4 ile geri devam etmiş. Ve şimdi siyahlardan Keres'ten D6. Normalde A6 yerine fil B5'ten sonra direkt D6 sürülseydi Steinitz savunmasıydı. İlk dünya şampiyonunun belirleyici hamlesi. Ama A6'dan sonra D6'ya da gecikmeli Steinitz ya da modern Steinitz savunması denmektedir. Şimdi piyonu tutmuş oldu. Fischer'den kısa rok gelişim. Siyahlardan fil G4. Keres düzeltiyorum. Gellerden açmaz. Keres beni andı. Evet. H3. Fili sorguladı. Fil H5. Açmazı devam ettiriyor. C3. Şimdi C3 ve D4 ile piyon merkezi oluşturma peşinde. Aynı zamanda C3 hamlesi henüz at zıplayamaz ama fili kovduktan sonra at D4 zıplama hamlesi olabilirdi. Açmaza baskı amacıyla. Bunu da engellemiş oldu Fischer. Vezir F6. Geller F3 atına baskı yapıyor. Şimdi G4. Normalde tavsiye etmeyiz öğrencilerimize rok attığı şahın önündeki piyonlarını sürmemeyi. Çünkü şahın önündeki piyonlar sürüldükçe şah kanadı zayıflayacaktır. Rok atmış şah zayıf kalır. Piyonlar şahın koruyucusudur. Ancak bunu Fischer yapıyorsa, bu seviyedeki oyuncu yapıyorsa bir bildiği vardır. Ki burada zaten fili kovmak istiyor ve devamında ilginç bir şey planlıyor. Gellerin merkezde kalmış şahına karşı. Fil G6 dönmüş. Şimdi D4. Merkeze artık geldi beyazlar. Fil alır E4. Merkez piyonu boştaydı. At BD2 hem file bastı hem atını tuttu. Fil G6 geri vermek istemiyor. Ama buna şimdi önce fil alır C6 şah. B alır C6'dan sonra dikkat edin. C6'daki at merkezdeki siyah karelerin koruyucusuydu. Amaç onu ortadan kaldırmaktı. Böylece siyah karelerde saldırı başladı. D alır E5. D alır E5'ten sonra at alır E5. Çift dinlem veriyor bilgisayar. Neden? Çünkü zehirli at dokunulamaz. Vezir alır E5 halinde E hattında açmazdan siyahlar veziri kaybederdi. Ve şimdi Fischer'in fikri, amacı dediğimiz gibi siyah şahı merkezde yakalamak. Gelişmemiş şah kanadından dolayı siyahlar sıkıntı yaşayacak. Şimdi fil D6 ata baskı olunca at alır G6 fili yok etmiş. Burada şimdi hepimizin aklına şu geliyor. H alır G6 alsak kalede bulunduğu yerden gelişmiş oluyor ve baskı yapmış olacak diye düşünebiliriz. Ancak bunda şöyle bir durum söz konusu. Kale E1 şahtan sonra
Gerek at e7 perdeleme, gerekse bir şah hamlesinden sonra bu siyah şahı nereye koyacaksınız? Vezir kanadı açık. Şah kanadı da açık olacak. Dolayısıyla geller bu varyanta girmek istemiyor. Yani beyaz şaha evet bir atak başlatabilir. Ki şah g2 vezir f3'ten sonra buradaki piyon yeterince korunmuş olacaktı. Ondan sonra ne olacak belli de değil. Örneğin aldıktan sonra şah g2'ye çekince siyah vezir dalmak istese beyaz vezir f3'ten savunmaya gelebiliyor. Dolayısıyla buradan bir şey çıkmayacağını düşünmüş olmalı ki kendi şahı da riske girecekti tabii merkezde. At c4'e zıpladıktan beyaz fil geliştikten sonra kendi şahı da merkezde kalıyordu. Dolayısıyla bu riske girmek istememiş. Vezir alır g6 oynamış. Şimdi vezir alır g6'dan sonra kaleye bir şahı gelmiş Fischer'in. Burada at e7 perdeleme ile devam edebilirdi rok hazırlık için ama at e7 perdelediği zaman da at c4 zıpladıktan sonra rok atamadığına dikkat edin. Rok atması halinde at alır fil var. Devamında piyonla alırsa at açmazda kalıyor. Dikkat edin. Fil gelişecek. Sonra vezirle ata tekrar basabilir. Kaleyi devreye getirebilir. Dolayısıyla atın e7'de çok savunmasız kalacağını düşündüğünden atı perdelemek yerine rok hakkından vazgeçmeyi tercih etmiş. Şahını f8'e koymuş. Şah f8. Şimdi gene at c4 Fischer'den d6'daki file bastı ve h5. Şahının f8'de güvende olduğunu düşünen geller artık beyaz şaha doğru bir atak yapma peşine düştü. At alır d6 fili yok etmiş. C alır d6'dan sonra fil f4 tekrar baskı yaptı d6 piyonuna. Önerilen hamle kaleyle korumak. Kaleyle koruyabilirdi. Onun yerine sürmeyi tercih etmiş. D5. Böylece artık siyah karelere fil dalsa bile beyaz vezirin desteği olmayacağını düşünüyor. Fischer şimdi vezir B3. Veziriyle dalmak istiyor. Dikkat edelim zaten. Siyah karelere dikkat edin. Şah siyah bir karede. Siyah çaprazlar açık ve beyazın siyah karelerde bir fili var. Yani bu fil şu an materyal eşit gibi görünse de G8'deki attan çok daha üstün. At zaten henüz oyuna bile girmedi. H alır G4 hatları açma girişimi şaha karşı. Fischer umursamadan vezir B7'i dalmış. İşte pervasızca oynuyor demelerinin sebebi bu. Kendi şahına karşı ciddi bir atak var. Mat saldırısı var. Onu umursamıyor. Karşı tarafa karşı saldırı gerçekleştiriyor savunma yapmak yerine. G alır H3 açarak şah. Fil G3. Evet. Beyaz fil inanılmaz kuvvetli. Hem şahını koruyor hem de rakip şaha atağı destekliyor. Kale d8. Kale istekteydi şimdi. Kale d8'e döndü. Ve şimdi Fischer'in hamlesinden sonra geller oyunu terk ediyor. Vezir b4 şah. Perdelemek sadece uzatırdı. Piyon boşta. Burada şimdi dikkat edelim. Zaten yapacak hiçbir şey yok. Yani kaleye falan koymak oyunu hemen bitirirdi. Burada önerilen hamle tabii ki at e7 perdeleme. At e7'ye de vezir e7 şah var. Şah g8'e. Vezir d8 şah var. Şah h7'ye. Vezir h4 şah. Vezir h6 ki bunların hepsi zorunluydu. Vezir h6. Şah h6'dan sonra bitti oyun. Fazladan kale ile fil var. Oyun tamamen kayıp. Dolayısıyla Fischer'in vezir b4 şah hamlesine geller. Şampiyonların belalısı, dünya şampiyonlarına karşı artı skora sahip olan geller oyunu terk ediyor. 18 yaşındaki Fischer'den etkileyici bir performans. Dediğimiz gibi bu turnuvadan sonra Sovyetler oyuncuları, Rus oyuncular Fischer'e artık iyice mercek altına almışlar. Sürekli izlemeye, takip etmeye başlamışlardır. Çeşitli olumsuzluklar yaşamasına rağmen 1972 yılında nihayet Fischer zaten dünya şampiyonluğu unvanını gecikmeli de olsa almıştır. Performansı hızla yükselmiştir bu turnuvadan sonra. Evet, oyunu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. 500 aboneye yaklaştık. Abone olanlar ve destek verenler için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.